Pepe, hadi parka gitmiyor muyuz? Gideceğiz, gideceğiz Şira. Ama bekle, toy box'um alıp hemen geliyorum. Aha, geldim Şira, geldim. Bak, bu ikimiz için toy box. Hadi bir an önce gidelim. Aa Pepe, neden bu kadar acele ediyorsun? İstersen birazcık burada oynayabiliriz, daha sonra gideriz. Olmaz Şira, şimdi bebe gelir. Bebe gelirse ona toy box'um yok, sadece iki tane. Hem bebe bizi dışarıda parkta oynatmıyor biliyorsun. Hadi bir an önce gidelim. Aa tamam Pepe, tamam geliyorum, bekle beni. A5 A5 gene Şira ile birlikte gitti. Ben yine tek başıma kalacağım. Of abiş, hiç beni oynatmıyorsun abiş. Aa bebe, bebe ne oldu kızım? Anneciğim, abiş gene Şila ablayla birlikte gitti. Onlara seslendim ama beni duymadılar. Ben de oyun oynamak istiyorum. Ah bebeciğim, üzülme kızım. Ben de seninle güzel bir oyun oynayabilirim. Ne oynayacaksın ki, sen annesin. Anneler çocuklar gibi oynayabilir mi? Tabii ki oynayabilir. Biliyor musun? Ben bugün çok güzel kurabiyeler yapmayı düşünüyorum. Sen de bana yardım eder misin? Hem kızlar annelerine yardım ederler. Hem eğlenmiş olursun. Hem de benimle birlikte kurabiyeler yaparsın. Ne dersin? Yaşasın! Yaşasın! Ben de kurabiye yapacağım. Ha, çok seviyorum hamurlarla oynamayı. Hadi o zaman seninle birlikte güzel güzel tatlı kurabiyeler yapalım. İşte bunlar bizim güzel kurabiye hamurlarımız. Anneciğim, bunlar rengarenk, gerçekten çok güzeller. Hadi hemen başlayalım mı? Başlayalım tabii ki de bebeciğim. Önce kırmızı hamurumuzdan birazcık alalım. O kadar fazla hamura ihtiyacımız yok. O yüzden şöyle hamurdan bir parça kendimize yetecek kadar alıyoruz. İşte bu kadar yeterli. Şimdi bu hamuru güzelce merdanemizi birazcık açmamız gerekiyor. Şöyle açıp düzeltiyoruz. Aa, anneciğim gerçekten de çok eğlenceli. Peki anneciğim, kalıpları ben yapabilir miyim? Tabii ki bebeciğim, tabii ki yapabilirsin. Bak, burada kalıplarımız da var. Aha, yaşasın. Bebe kurabiye yapıyor. Aferin benim güzel kızıma. İlk önce şu yıldızdan başlayacağım. Yıldız kurabiye. Bu benim için. Ben yıldızları çok seviyorum. O yüzden kendime yıldızlı kurabiye yaptım. Aha, yıldız, yıldız, yıldız. Çok güzel. İşte anneciğim, yıldız kurabiyem oldu bile. Aferin sana bebe. Yıldız kurabiyemiz şöyle dursun. Şimdi sıra yeşil hamurumuzda bebeciğim. Birazcık da yeşil hamur alalım. Anneciğim gerçekten de çok eğlenceliymiş. Ben parkta oynamaktan daha çok eğlendim. Şimdi bu yeşil hamuru da ben açacağım. Hop, işte bu kadar yeterli, öyle değil mi anneciğim? Evet kızım, bu kadar yeterli. Peki bunu hangi kalıptan yapacaksın? İşte onunla da bu tavşandan. Bu tavşan Şila ablam için. Şila ablam tavşanları çok seviyor. Ona böyle tavşan tavşan bir kurabiye yapmak istedim. Bu Şila ablamın tavşanı. Merhaba uzun kulaklı tavşan. Havucumu sen mi yedin? Uzun kulaklı tavşan. Aha bebeciğim, ne kadar güzel bir şarkı bu böyle. Evet anneciğim, televizyonda duymuştum. Havucumu sen mi yedin? Uzun kulaklı tavşan. Hadi bakalım, şimdi de mavi hamurla yapalım. Aa, mavi hamur Pepe'nin en sevdiği renk. Mavi Pepe'nin rengi. O zaman mavi hamurla da Pepe abim için yapalım. Aslında ben Pepe abime yapmak istemiyorum. O beni birazcık üzdü. Ama olsun, o benim abim. Onu ben gene de çok seviyorum. Aferin sana bebe. Abilere küsülmez, öyle değil mi? Anneciğim küsmedim. Sadece beni oynamaya götürmediği için birazcık abime kırıldım, o kadar. Anladım bebeciğim. Abin de seni götürmediği için aslında üzülmüştür, merak etme. Gelince senden özür dileyecek. Hadi bakalım, abin için hangi kurabiyeden yapacaksın? Söyle bakalım bebe. Abim için bu kelebeklerden yapmak istiyorum. Abim kelebekleri çok seviyor.
O yüzden abiş için çok güzel mavi bir kelebek kurabiye. Hemen onu da şöyle tavşanın yanına koyalım. Kelebekler uçmaz öyle değil mi anneciğim? Aa bebeğim, gerçek kelebekler uçar ama bir kurabiye. O yüzden kurabiyeler uçamaz, merak etme. Hadi bakalım, şimdi sıra sarı hamurumuzda. Aa, sarı hamur için de bu çiçeği kullanırım. Çiçekli, sarı çiçekli çok güzel bir kurabiye yapacağım. Abim gelince nasıl da şaşıracak. Bu kurabiyelerin hepsini benim yaptığımı inanmayacak. Hop, şöyle sarı hamurumuzu da açıyoruz. Çiçek kalıbımızı üstüne bastırıyoruz. Ve hamurumuzu çıkardık. Çok güzel. Harika bir çiçek oldu anneciğim. Onu da şöyle senin yanına koyalım. Bu da tıpkı senin gibi çok güzel bir çiçek anneciğim. Şilo, ben gerçekten çok acıktım. Aa, anne, bebe, bunlar da ne böyle? Ne kadar güzel. Aa, gerçekten de çok güzel görünüyorlar. Abiş, Şilo abla, ben sizin için kurabiye yaptım. Ne, bizim için mi bebe? Evet abiş, bak bu kelebekli senin. Sen kelebeği çok seversin. Bu tavşan da Şilo ablamın. Çiçek annemin, yıldız da benim. Bakın, anneme çiçekli kurabiye yaptım. Kendime de çok güzel böyle yıldızlı bir kurabiye. Aa bebe, gerçekten de bu çok güzel. Teşekkür ederim kardeşim. Önemli değil abicim, biz kardeşiz öyle değil mi? Evet bebe. Şey bebe, ben senden özür dileyeceğim. Neden peki abiş? Çünkü seni parka götürmek istemedim. Ben seni parka götürmedim ama sen benim için kurabiyeler yapmışsın. Ben yokken bile beni düşünmüşsün. Abiş, tabii ki de düşüneceğim. Aa, sen benim bir tanecik abimsin. Aa, teşekkür ederim bebe, sen de benim bir tanecik kardeşimsin. Hey, ne oluyor orada? Ne kadar güzel ya. Beni unuttunuz burada. Olur mu Şila ablacığım, sen de benim bir tanecik Şila ablamsın. Bak, senin için de kurabiyeler yaptım. Teşekkür ederim bebeğim. Gerçekten de çok güzel görünüyorlar. Şöyle tavşanın kulaklarından başlayabilirim. Gerçekten de çok lezzetli olmuş. Bakayım. Bebe, gerçekten de sen bir harikasın. Teşekkür ederim abiş. Aslında ben harika değilim. Annem öğretti bunları. O zaman benim annem bir harika. Evet, benim annem süper anne. Teşekkür ederim anneciğim. Afiyet olsun çocuklar. Hadi bakalım, şimdi güzel güzel oynayın. Ben de kurabiyelerin devamını yapayım. Akşama babanız da kurabiye istemişti. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz anneciğim. Abiş, istersen benim kurabiyemi de yiyebilirsin. Gerçekten mi bebe? Evet, gerçekten. Şila ablacığım, sen de çiçek kurabiye yiyebilirsin. Ay bebe, gerçekten teşekkür ederim. Aa bebe, biz de sana başka bir hediye getiririz, olur mu? Tamam, olur. Hadi gel Şila, bebe için güzel bir sürpriz hazırlayalım. O bizim için harika bir sürpriz hazırlamış. Ha, haklısın galiba Pepe. Hadi gidip hazırlayalım. Aa ya, gene beni yalnız bıraktınız. Ben sürpriz istemiyorum. Benimle oyun oynayın yeter. Abiş, Şila abla. Abiş.